Nasıl, her şey yolunda mı? Evet, jilete dikiş attılar. İyi misin? Eyvallah. Çınar abi de oradaydı, yani olay yerindeydi. Hem zaten olayı onlar müdahale etti. Öyledir zaten. Nerede bir kahramanlık ihtimali var, Sinan komiser oradadır. Öyle değil mi komiser? Ne bunlar? Ablam ne olur kızma. Sandığın gibi değil. Ayağa kalkın. Mavi, ben seni çok iyi anlıyorum ama şimdi bak. Ne yaptılar sana? Merhaba. Madem gittin, niye geldin diyeceksin değil mi? Öyle bir şey demeyeceğimi biliyorsun. Ben teşekkür etmek için geldim. Hayır ya. Gitmeyeyim. Sen beni dinleme Çınar. Ne olur beni bırakma. Sen yanımda yokken ölecekmiş gibi hissediyorum. Ne olur bırakma. Kelepçeliyim ben sana. Yüreğimden, tadilinden. Bunu birlikte kullanırız. Evimizin anahtarı için. İkimizin evi. Abi. Evlenelim artık Çınar. Allah tamamına erdirsin. Amin, amin. Kim evleniyor? Mavi evleniyor abi, Mavi. Abi, dün gece yüzük takmışlar. Ya sen beni öldürecek misin, ha? Dedim anacığım, hayat eziyet dolu, beni niye götürdün dünyaya? Sonra şunu anladım ki anam beni... seni seveyim diye dünyaya getirmiş. Eğer benimle evlenirsen beni dünyanın en bahtiyar adamı edersin. Yapamam. Zeynep Yılmaz'ın önümüzdeki dosyalarda yazılmayan bir gerçeği var. O kurtulmak istiyor. Yeni bir hayata başlamak istiyor. Ben ona inanıyorum. Ona bu şansı vermek istiyorum. Aslında kalbim çok basit bir şey söylüyor. Her insanın, hepimizin yeni bir başlangıç yapmaya hakkı vardır. Demek dünyada başka kadın mı kalmadı dediler ha? Saçma bir soru. Cevabı ilgilendirmiyor ki beni zaten. Sen neydin peki? Ne hissediyorsam onun. Bir ara bir baktım, müfettişlere aşkı anlatıyorum. Anladılar mı dersin? Bilmem. İnşallah. Tatsız bir şey çıkmasın da arkasından. Benim içim rahat be Bünyamin. Müfettişlerin kitaplarını bilmem ama... bu yaşadıklarım aşkın kitabında var. Onu biliyorum. Alo. Ben de şimdi seni arayacaktım. Çınar, şu anda bir tek şey istiyorum. Neymiş o? Sana sarılmak. Sana sıkı sıkı sarılmak ve hiç bırakmamak. Ya hadi hemen buluşalım o zaman. Ay ya sen canımsın ya. Bir tanesin. Sen içimi okuyorsun. Nereden bildin aklımın o gelinlikte kaldığını? Sen söyledin. İçini okudum. Gözlerini, yüreğini okudum. Ah Çınar. Peki sen nereden anladın şimdi benim o gelinliği almaya gideceğimi? Almaya gideceğini mi? Evet. Ay Çınar, uğraşma benimle. Gelinlik şu an elimde. Dün beraber baktığımız gelinlik. Şu an elinde öyle mi? Evet, uçuyorum sevincimden. Çınar, neden sustun?
Mavi. Üzgünüm ama onu gönderen ben değilim. Bir başkası göndermiş olmalı. Başkası mı? Peki... Of, hayır ya. Bu olamaz şimdi. Bu olamaz ya. Bence de olamaz. Bu kadarı da fazla artık. Ben seni ararım, tamam. Ya bugün hazırlık maçı yok muydu Arsene? Ya bırak maçı, gel şuraya yardım et Çilek. Dolmayı kaç lira yapacağız? He? Dolma diyorum, dolma. Yemeklere zam yapacağız ya. Börek 3,5. Dolmayı kaçtan satacağız? Sen alıyorsun, sen pişiriyorsun Yakup. Eğer emeğinin değerine sen karar veremezsen kimse karar veremez. İyi de ben kardan zarardan anlamam ki aksak. Anlayacaksın. Eğer gönlün balık istiyorsa soğuk suda ıslanacaksın. Eğer bu lokantayı çalıştıracaksan hesabı kitabı öğreneceksin. Lokantayı mı? Ömrümün sonuna kadar lokanta çalıştıracak değilim ben de ha. Ben kaderimi patatese soğana bağlayamam. Burada... Seninle konuşmamız lazım. Yalnız! Çıkın dışarı. Niye çıkıyoruz ya? Kapıyı da kapayın, çıkın dışarı. İnsan birini sevdi mi, hayata onun gözleriyle bakmak ister. Sevdiği şeyi anlamak ister, bilir misin bu hissi? He? Ben sırf Mavi'yi anlamak için, onun sana duyduğu bağlılığı anlamak için defalarca senin yüzüne baktım. Her defasında ayrı bir yüzünü gördüm. Gaddar aksak, zeki aksak, kurnaz aksak. Her şeye rağmen yine de senin içinde bir delikanlı olduğunu düşündüm. Usul racon bilen biri olduğunu düşündüm. Ama yanılmışım. Delikanlı falan değilsin sen. Delikanlı adam yenildiğini kabul eder, vazgeçer. Senin gibi süslü bir kumaş parçasından medet ummaz. Ne sanıyorsun sen? He? Mavi bu gelinliği giyer mi sanıyorsun? Giymez. Giydirmem. Onu paçavralara sararım, yine de giydirmem bunu. Adettir bizde. Ne? Adet, adet. Büyükler gençlere hediye alır. Senin hediyen mi yani? Yapma aksak. Bak, sen en kötü olabilirsin ama ben de seni zannettiğin kadar masum değilim. Gizli gizli takip etmişsin. Mavi'nin gönül koyduğu gelinliği çalar gibi almışsın işte. İnkar mı ediyorsun? Etmiyorum. Sizi takip ettim. Kendi gözlerimle de gördüm birbirinize nasıl baktığınızı. Herkesin vazgeçmesi başka bir komiser. Benimki de böyle. İşaretle, hediyeyle. Eğer ben o gelinliği kapıya koyduysam artık o kapıdan çekildim demektir. Artık yokum demektir. Hediye mi varmış yani? Böyle söylüyor. Aradan çekileceğim diyor. Ve belki kabulleniyordur artık. Bana hiç güven vermiyor. Hiçbir yaptığında denge yok ki. Bizi takip edip giyeceğin gelinliği almaya kalkıyor.
Böyle bir adamdan akıllı uslu davranmasını bekler misin? Mavi. Lütfen. Nikah olup bitene kadar uzak dur şu adamdan. Bana hiç sağlam gelmiyor. Çınar, ne olur gene bu konuyu konuşmayalım. Tamam tamam. Kapatalım bu konuyu. Ne zaman almaya gidiyoruz gelinliği? Çınar, sana bir şey söyleyeceğim. Gelinlik giymek istemiyorsun. Yok, giymek istemiyorum değil. Sadece o gelinliği neden o kadar sevdim diye düşündüm. Niye? Hani giydiğimde bana böyle büyülenmiş gibi bakmıştın ya. Büyülenmiştim. İşte ben o bakışını sevdim aslında. Benim rüyam gelinlik giymek değil ki. Senin gözlerini öyle görebilmek. Mavi. Seni çok seviyorum. Ben de. İlk sen götürmüştün buraya, hatırlıyor musun? Bu kadar çocuktum, küçücük. Elimden tuttun, çeke çeke götürdün. Macuncu gelmişti, macun istemişti. Neydi çocuk? Macun istedim. Sen de almıştın da öyle yapma ya. Hem de rengarenk hepsinden aldım. Küçükken severdin sen beni bazen. Sonra büyüdükçe bir şeyler değişti. Ama neyse ya, geçmiş kalmış geçmişler dur ya. Seni de anlamak lazım. Kim bilir ne sıkıntılar çektin o. Bir tane kadın, bir tane çocuk. Memleketi arkanda bırakmışsın, gelmişsin burada İstanbul üstüne geliyor. Kim bilir sen de ne sıkıntılar yaşadın o zaman. Bu şehir gül yüzlü bir şeytan babacığım. Bir gün insanı mest eder, ondan sonra bir ömürlük gözyaşı döktü. Gidelim mi bu şehirden baba? Dönelim sırtımızı bu şehirden, gidelim ya. Gidelim bizim memlekete. Çıkalım yaylalara. Havası cennet, insanlar yıldız, evler köşk. Bizim orası da. Mavi. O hep zaten benim yanımda babacığım. Burada duruyor. Çaresiz o da gelecek. Allah! Hayra abim benim! Hoş geldiniz çocuğum. Türk gibisin maşallah. Seni eve yolladılar ha. İyi 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 iyi. Bu şey gibi bir şey. Bugün sünnet, yarın deniz ha. Allah'ım hayret bir şey ya. Bir sussan. Bu esprilerinle bayılacaksın Hayra abiyi. Yok yok. İyi geliyorlar sağ bana. Sağ ol abim. Geçmiş olsun Hayra abi. Nasıl geçti? Sağ ol. İyi. Çok şükür canım, iyi. Doktor da iyi geçti dedi ameliyatı. Dur Fulya Hanım, hemen şey yapma. Daha kontrollerimiz var. Macera uzun. Biz macerayı severiz Hayri Kaptan. Yola bir çıkalım, karayı buluruz evvelallah. Nasıl konuştum ama arıza? Kaptan sensin. Canım benim. Çaylar hazır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazan vallahi nasıl hora geçecek biliyor musun? Sağ ol. Babamın çorbasını da yapayım dedim ama Şehre'yi bulamadım. Ay yok yok, ben yaparım sağ olasın. Sen çok yoruldun bugün zaten. Aslında o mutfağın yok, şeyini... Yok yok. Siz babamın yanında kalın. Hep onun yanındaydınız, şimdi de öyle yapın. Hmm.
Siz Fulya Hanım olmalısınız. Evet. Ben de Hayri Bey'in oğluyum. Bu da Alican. Torunum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi gördüğüme çok sevindim. Geç bile olsa. Kim bilir? Belki de her şeyin daha başındayız. Buyurun. Dede! Alican. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Geçmiş olsun. Sağ ol, hoş geldin. Hoş geldin abi. Merhaba Nazan. Alican, iyi misin yavrum? İyiyim. Çok özledim ben seni. Ben de seni çok özledim dedeciğim. Sen karne nedir biliyor musun? Biliyorum. Nedir? Şöyle bir kağıt. Halam imzalayacak sonra. Senin bilmediğin bir şey var mı Fındıkçı? Yok. Yok. Peki. Bakayım. Abin geldi. Aferin sana. Hepsi peki. Gel bakalım süper. Aferin sana. Aferin. Söyle bakalım ne istiyorsun ha? Bugün canın ne istiyorsa onu yapacağız ya. Köfte patates yiyelim. Bundan kolay ne var? Bence başka bir şey daha yapalım. Hadi bakalım yürüyün. Hadi gel. Al karneni de. Gel. Nereye gidiyoruz Çınar? Söyleyeyim mi? Ya nereye gidiyoruz Çınar? Sürpriz. Ne demek ben gidiyorum? Gidiyorum işte ya. Gitmenin nesini anlatayım? Sana bırakıyorum buralar. Bu memleketi size bırakıyorum, gidiyorum. Nereye gideceksin peki Aksak? Bilmiyorum da. Sıcak bir yerlere. Güneşli, denizli bir yerlere, ne bileyim. Babamın bu şehirde kemikler titriyor da. Ne iş tutacağım peki, nasıl geçineceğim? Ahırda oğlak da olsa dere kenarında ot bitermiş Yakup. Hele bir gidelim. Kemirecek bir ot buluruz. Ya sen gidince nasıl olacak ki abi? Evet. Öbür işler ne olacak mesela? Onu Yakup'a soracaksın artık. Haydi kalkın müşteriye bakın. Mavi yüzünden mi gidiyorsun? Evet, onun yüzünden. Ona daha iyi bir hayat verebilmek için gidiyorum. Ya kalk bir el at şu siparişe de. Artık buralar senden soruluyor Yakup. Sen, bu
gece bana bir araba bulacaksın, sağlam olacak, tamam mı? Tamam da sen gidiyorum dedin Aksakken. Ne zaman parçalayacağız, ne zaman satacağız? Parçalamayacağız ulan. Kendime istiyorum arabayı, kullanacağım. Seninkine ne oldu? Ama çok soru soruyorsun. Yan tarafı bir araba bulacaksın. Anket ettin bizi burada da. Tamam. Sabah araba kapıda abi, tamam. Kaçtı. Bir işe kalkışıyoruz. Bir yandan mutluluktan uçuyorum. Bir yandan da... Nasıl yetişeceğim çocuklara? Yani her an başlarında olmazsam. Belki Ali Rıza daha sorumlu davranır sen uzakta olunca. Ben uzakta olamam Çınar. Ben onlardan uzakta olamam. Onu da ben de sizinle kalamam herhalde. Ben düşünmüştüm ki sen akşamları... Olmaz yalnızca akşamları. Ümit üniversiteye gidecek. Onun dersleri... Nasıl çözeceğim bunları bilmiyorum. Ben çıkıyorum canım, görüşürüz. Ya Ayşegül. Şart mı şu acil nöbetine gitmek? Yani bak bayılıp kalıyorsun oralarda. Başını çarparsın, bir yerini incitirsin diye korkuyorum vallahi. Acil servis değil mi orası? Ne korkuyorsun? E doktorlar babamın dibinde. Çivi çiviyi söker hesabı ya da bu iş çözülür mü bilmiyorum ki. Göreceğiz. Ben bu kan korkusunu yaşamak istemiyorum artık Bünyamin. Ya bu saçmalığın benim mesleğimi engellemesine izin vermek istemiyorum. Ya yarın öbür gün size ayak bağı da olmak istemiyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Öyle birden bakma, tamam mı? Alıştıra alıştıra. Tamam. Onsuz olmaz, olmaz da nasıl ikna edeceğiz orası belli değil. Tarhalanın içine azıcık sarımsak koydum, seviyorsun sen öyle. Mayda Hanım. Aa, ekmeği getirmemişim ben. Ya bir dur be kadın ya. Vızır 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 vızır. Kadın değil sanki pire ya. Ya bir şey diyeceğiz. Geç otur şuraya ya. Hayırdır? Bizim için hayır da senin için nedir onu bilemem. Şimdi biz... Biz ikimiz sana çok alıştık Mayda Hanım. Baba da ben de. Böyle evin içinde vızır vızır dolaşıyorsun, gözümü yoruyorsun ama olsun. Seninle güzel günler geçirdik. Ama her güzel şeyin hani bir nihayeti vardır derler. Ben lafı uzatmayayım, biz babayla ben gidiyoruz. Nereye? Uzaklara, bizim memlekete. Bağda yol göründü yani. O senin bileceğin iş orası. Sen karar vereceksin onu. Biz ikimiz yani bizim yolumuz senin de yolun olsun diyoruz. Yani bizim de gel diyoruz ama. O senin bileceğin iş. Eğer ben İstanbul'u bırakamam falan diyorsan sen. Yok yok, bırakırım bırakırım. Ben burada bir bağım yok ki. Evde beklerim yok benim. Hiçbir şeyim yok benim. Her şey burası. Her şey bu evin içinde.
başımıza kaldın yani ha? Öyle gibi görünüyor. Ben şunu sıcağını getireyim. Sonunda balonları falan toplamak lazım. Babanın ilaçlarını almak lazım. Çünkü bazısı orada bulunmuyor. Evi tümden kapatacaksak Nadir Bey çok iş var yani. Sandalyeyi yağlamak lazım. Geç galiba yağ vardır şeyde. Bu memlekette sakinleşiyor. Sakinleşmezse bunu yaylalardan aşağı yitarız. ÖSS belgesi. Tamam, burada. Yumuşak uçlu kalem. Kalem tıraş. Kalem tıraş, kalem tıraşım yok. Kalem tıraşım. Tamam, ben de var, ben de var. Tamam, Ümit, al şunları da koy kızım. Yersin, tamam. Hah, sağ ol tanem. Tamam, kalem tıraş da burada. Hazır her şey. Al, al. Başka bir eksik var mı? Al, al. Şeker, bak, şeker, şeker. Gördün mü? Tamam kızım. Ha, hazır her şey, tamam. Hadi çıkabiliriz. Tamam. Ay ben çok heyecanlandım ya. Yavrum benim. Ümit, bak canım. Heyecan tamam. Ama panik, korku asla. Anladın mı? Yani bu dünyanın sonu değil sonuçta. Hem sen çok çok daha zor sınavlardan geçtin. Ben sana inanıyorum. Tamam mı? Ümit'im. Eyüp Sultan'a gidip dua etmiştim kızım. İnşallah kazanırsın gider şükrederiz birlikte olur mu? Ha. Tamam. Ah yavrum. Sağ ol filan. Hadi. 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 Bak sen üniversiteyi kazan ben de altına çekeyim cibi. Vazgeçmek olur mu? Söz söz. Koçum benim. Sana güveniyorum ha. Hadi. Güveniyorum. Aslanım benim. Sen bana ne alacaksın abla? Bilemem. Düşünmem lazım. Ama şimdilik bir horoz şekeriyle idare edeceksin galiba. Ya hiç heyecanlanmıyorum ki ya. Ben de sana horoz şekeri getirdim ya. Hani moral manin yüksek olsun diye. Ne gerek vardı ya? Senin gelmen yeterdi. Ya Ümit bak hiç heyecanlanma tamam mı? Hiç kasma kendini. Ben şimdi bakıyorum etrafta heyecansız arkadaşlar görüyorum. Üzülüyorum onların adına ya. Yani anlıyorum ki demek ki senin daha sınava girdiğin idrak edilememiş ortamlarda. Ne alemsin ya. Hadi bak içeri giriyorlar Ümit. Hadi hadi. Hadi canım. Şans dileyim. Bol şans diliyorum sana. Göster kendini tamam mı? Hadi. Hadi. Motoru çok iyi durumda. Uçara kaçara her yere gider dedi Abidin abi. Abidin ha götürdün ha? Gece aldım doğrucu ona götürdüm. En iyisi o çünkü. Şase numarasını falan da temizledi. Plakası. Önce o değişti zaten. İyi. İçi de geniş, ferah. Öyle bir de güzel yıkattım, temizlettim iç dış. Ersen. İyi dedik ya oğlum. Yine madalya mı takalım? Yok abi. Uzun yola gideceğim dedin ya. Aklımız sende kalmasın istedim.
Kalk hadi. Ne oluyor? Ben arkadaştan yalnızca kalem tıraş istedim. Yürüyün. Siz de benimle geliyorsunuz. Ben mi? Sessiz. Daha fazla dikkat dağıtma. Ama ben ya... Devam edin arkadaşlar. Niye arıyorsunuz ki? Bir şey yok. Bakın ben yalnızca arkadaştan kalemtıraş istemek için konuştum. Hem geleceğimle oynuyorsunuz. Ya ben kopya falan çekmiyorum, çekmem. Arkadaş bana bir şey sordu. Hiçbir suçum yok, lütfen. Kalemtıraş ha? Bunu nasıl açıklayacaksınız bakalım? İyice bak her tarafına. Benden kaçmaz. Belliydi bunların bir atlar karıştırdı. Ne demek bunlara? Benim olayla bir alakam yok. Ya boşuna tutuyorsunuz beni burada. Ya bırakın ne olursunuz, gideyim sınavı kaçırıyorum lütfen. Tamam kızım, sakin ol. Bence bir şey yok, doğru söylüyor. Bırakalım da sınava gitsin. Sınav mınav yok. Bizim görevimiz bu. Tutanak tutulacak. Yeter. Bence bu küçük hanım doğru söylüyor. Ben bütün sorumluluğu alıyorum. Gerekirse benim hakkımda da tutanak tutun. Hadi kızım kalk. Kalk. Geç yerine. Üzülme, geçti. Tamam mı? Hadi başarılar. Sağ olun. Ceylek denizciğim, bu kadar balık yememiştim hayatta. Haftada 3 gün yiyin dedi doktor. Balık neyse de, öbürleri? Cevizler, kayısılar. Bu yaştan sonra şişman bir adam, onu çıkacağım. Olsun Halicim, şu illetten bir kurtulalım. Bünyeni sağlam tutmamız lazım. Bünyeni sağlam tutacağız da... şey ne yapacağız, onu bilmiyorum. Sigorta hastaneye ödüyor. Ama bu destek tedavide az buz masraf değil. Vallahi bizim emekli aylığı ancak bir haftalığına karşılar. Yok canım, sen şimdi düşünme bunları. Yaparız bir şeyler. Ben de çalışırım. Sen çalışıyorsun zaten Fulya. Her gün o koca listeye uymak kolay mı? Mesai gibi bir şey. Saat 8 işbaşı, yatana kadar mütemadiyen, şu ilacı içtirme, aman şu yemeği ihmal etme. Yok. Bu kadar yorulmana müsaade edemem. Ay yok ayol, ben yorulmuyorum. Hem bana bankada iş verecek değiller ya Hayri. Elimden gelen iş belli. Yemekten başka bir şey bilmiyorum. Onu da öyle bir biliyorsun ki ama. Aman yok canım işte. Her kadının bildiği şeyler. Hadi Hayri, hadi hadi. Bak orada durum onlar. Sana bir şey soracağım. Sor. Ama samimi cevap ver, olur mu? Sen bu çocuk meselesine çok üzüldün mü? Yok Hayri, benim derdim çocuk değil ki. Ben senin çocuğunu istiyordum. Olmuyormuş. Olsun. Umurumda bile değil. Benim için önemli olan sensin. Hep yanımda olmanı istiyorum. Hep böyle sağlam, güçlü, dirayetli, keyifli. Gözlerine baktığım zaman dünyayı görmek istiyorum. Şimdiki gibi. Hadi, hadi başla. Güzel bir gün Hayri ha? Ay Ahmetciğim ya, senin bir kabahatin yok ki. Ya nefret ediyorum ya. Bir de kopyacı muamelesi gördüm orada. Ya ama bak sonra anlamışlar. Hadi üzülme artık. Soruları yetiştiremedim onların yüzünden. Ya şimdi üniversite sınavını kazansam ne olacak ya? Bana bunu yapanlar da üniversite mezunu değil mi?
Ay Ümit'im ya, sakin ol. Lütfen sakin ol. Bak dinle beni. Sen mezun olunca onlara mı benzemek zorundasın ha? Ya niye hep böyle şeyler benim başıma geliyor ya? İyi kalpli, dürüst olduğun için. Tamam mı? Bak sana söyleyeyim. Hep seni bizim gibileri bulacak böyle şeyler. Ama pireyi kızıp yorgan yakmak da yok. Anlaştık mı? Tamam ağlama. Hadi canım ağlama. Ay. Yakup abi. Ya benim şimdi kesin takım elbise almam lazım değil mi abi? Neden? Böyle gidemem ki abi Mavi'nin düğününe. Tövbe tövbe. Oğlum sana davetiye mi gönderdiler? Abi benim davetiye beklememe gerek yok ki. Yani ben şimdi Ümit'in yakını olarak o düğünde bulunmazsam çok büyük ayıp olur yani. Tabii canım. Çocuk haklı. Yani Allah kısmet etsin. O Çınar'la bacanak olacak ileride. Mutlaka gitmeli. Abi ne kafa buluyorsunuz benimle ya? Siz gelmeyecek misiniz Mavi'nin düğününe arkadaşları olarak? Geleceğiz. Geleceğiz. Ben Çınar'ı öpüp tebrik ederim. Yakup abi o Selahattin denen başkomiserle tokalaşacak. Böylece bütün buzları eritip birlik ve beraberlik havası içerisinde olacağız. Tövbe tövbe. Jilet, zırvalama hakikaten ha. Aksak kahrından şehri terk ediyor. Senin konuştuğun şeye bak. Biz alalım Mavi'ye hediyemizi. Görevimizi yapalım. Sen de bu mevzuyu kapat artık. Ama abi... Yani... Aha! Ümit gelmiş. Ümit'im gelmiş. Ne o Ümit? Yüzünden düşen bin parça kız. Ablan Eblanut da sizi terk edecek diye mi üzülüyorsun? Yok ya ondan değil. Hem ablam bizi bırakmaz. Evlenince de bırakmaz. Nasıl geçti? Kötü. Yapma ya. Aksak abi. Ya ben biraz... Hadi beklettim sen kızı. Abi çok sağ ol vallahi geç kalmayacağım. Kal lan geç kal geç kal. Eyvallah abi. Sınav kötü geçti dedim. Hiçbir şey söylemedin. Vallahi ne diyeyim Ümit yani. Hani elimden gelen bir şey olsa. Ya bak. Seni alırım Ümit. O sınavın olmadığı bir yere götürürüm. Herkesin istediği üniversiteyi okuduğu bir yere. Yani doktor da olursun, gazeteci de olursun. Hepsinin de en iyisi olursun bence. Ya hani kötü dedin de yani ne kadar kötü? Peki yani berbat mı mesela? Ya yok yok ya o kadar da kötü değil. Yani o zaman normal kötü ha? Ya Jilet ya normal kötü ne demek? Aa güzelim sen şimdi bu kötülük işlerinden falan anlamadığın için bilmiyorsun dereceleri. Ha. Bak mesela ben acemi kötüyüm. Geç anneciğim buyur. Geçen sefer doğruca hastaneye gelmiştim. Bu sefer buradayız çok şükür. Gel gel gel. Sağ ol canım. Anneciğim hoş geldin hoş geldin. Ah. Gel geç otur. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Tamam. Bak temiz sabun koydum oraya. Sağ ol ya. Demek büyük bir aile olmaya karar verdiniz ha? Ya başka çare yok abi. Hadi biz evleniyoruz tamam mı? Ümit var, çocuklar var. Mavi olmadan yapamaz onlar. Peki zor olmayacak mı abi? Yani maddi açıdan. Olacak herhalde. Ben de bunu düşünmüyor değilim ama... halledeceğiz bir şekilde. İyi. Allah kolaylık versin sana. Sağ ol. Ama elin sıkışırsa ben buradayım biliyorsun. Bilmez miyim ya? Eyvallah, sağ ol. Ya Koray, bir şey söyleyeceğim. Yine şahidim ol isterim ama... Yok, yok saçmalama. Benim şahitliğimin uğuru mu kaldı artık? Hem ilkinde de ben şahittim, bak ne hale geldiniz. Ama sana bir kıyam olabilir tabii. Neymiş o? Gelin arabasını ben süslerim. Ha, yaşa be! Ya
benim arabayı yaparız diye konuşmuştuk. Öyle abartılı bir şey olmasın. Birkaç bir şey takarsın, tamam. Tamam, sen onu bana bırak. Tamamdır. Çınar, ben şu valizi açayım. Ha, dur, 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 anne, dur. Sağ ol. Ha, anne. Anne. Biliyorum, merak etme, unutmadım. Ailen için bunu yapmak hiç aklına gelmemişti. Niye unutmadınız Mesut teyze? Ben hiçbir şey anlamadım. Merhaba. Merhaba. Rahatsız etmiyorum değil mi? Olur mu öyle şey? Gelsene. Ya yok, çok kalmayacağım da bir şey getirmiştim sana. E gel o zaman. Ya annem geldi de bugün. Bunu getirmesini istemiştim. Nedir bu? Aç bakalım. Aç bakalım. Giydiği gelinlik. Ay, çok güzelmiş Çınar. Olur değil mi sana? Ay olur canım, niye olmasın? Annem de bunu giymeni çok istiyor. Öyle mi? O da mı istiyor? Çınar, çok teşekkür ederim. Mavi, çok güzelsin. Gene çok güzel bakıyorsun bana. Semiz otunu bile güzel pişiriyorsun Mayda Hanım. Semiz bir şey oluyor senin elinde. Daha bile güzel bir şey olurdu da pek taze değildi. Hele bir sizin memlekete gidelim, neler pişireceğim ben. Giderken Çamlı Hemşin pazarına uğrayın da oradan alışveriş yapın, aç kalıyorsunuz evde. Giderken mi? Beraber gitmeyeceğiz mi? Önden göndereceğim sizi babayla. Ama sen de sonra geleceksin değil mi? Yok, ben gelmeyeceğim. Ben burada boş evde böyle baykuş gibi oturacağım. Sen de normal değilsin, biliyorsun değil mi Mayda Hanım? Kıratın yanında duran ya huyundan. Niye zahmet ettiniz Yakup abi? Estağfurullah. Biz de bilemedik ki. Şimdi yeni bir ev, bir sürü ihtiyaç vardır. Bunda karar kıldık sonunda. Malum, biz düğüne gelemeyiz. Şimdiden hediyeni verelim dedim. Anlıyorum. Arsen'le Jilet'e de söyle teşekkür ettiğimi, olur mu? Sen mutlu musun? İyi misin? İçin rahat mı? İyiyim Yakup abi. Çok iyiyim. İçin rahat olsun. Sen öyle diyorsan. Sizler nasılsınız peki? Nasıl gidiyor işler güçler? Peki tadımız tuzumuz yok mu abi? Biliyorsun aksak gidiyor. Gidiyor mu? Gerçekten mi? Tabii tabii. Hatta geçen gün beni karşısına aldı. Yani alacakları verecekleri yazdırdı. Mal sahibine de bundan sonra muhatabın Yakup'tur dedi. İnanılır gibi gelmiyor bana. Öyle ama kafaya koymuş bir kere. Aslına bakarsan en doğrusu da bu ya. Öyle. Doğru. Aksaktan sonra gece işlerine devam mı gene? Ya o defter kapandı artık Mavi. Aksaksız olmaz. Bundan sonra lokantaya asılmak lazım artık iyice. Malum
Şimdi mutfak da boş olacak. Yani kimi buluruz, kime güveniriz bilmiyorum ki. Davetiye falan bastırmadık. Zaten kalabalık olmayacak. Sade, patırtısız. Sevdiğimiz insanlar gelsin yeter. Bize inanan. Aşka inanmayan gelmesin zaten canım. Mesela bazı başkomiserler gelmeyebilirler. Vallahi yerin kulağı vardır ha. Vallahi neredeyse bizi de çağırmayacaksın sanmıştım. Hani bozulmadım desem yalan olur. Daha neler? Şahitsiz nikah olur mu? Ben mi? Sen kabul edersen. Tabii abi, onur duyarım. Vay be! Yılın izdivacına tanıklık edeceğim ha. Disiplin kurulu kararı. Disiplin kurulu kararı teşkilatımızın selameti açısından bu evliliği yapmamanı tavsiye ediyor. Aksi takdirde meslekten men yolu açılır diyor. Hala kararlı mısın geleceğini mahvetmeye? Mevzuat benim geleceğimi mahvedemez. Siz gönlünüzü ferah tutun. Mavi ile evlenmemi soruyorsanız kararım tavsiyelere bağlı değil. Kaldı ki kurul da tamamen sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyor. En azından biri kalbimin peşinden gitmeme destek veriyor. Muhalefet şerri koymuş. Bu bana yeter. Seni soruyor. Beni mi? Kimmiş? İşte Mavi yollamış mutfak için. Ha, tamam tamam. Gel. İyi günler. Mutfak için eleman arıyormuşsunuz da ben o yüzden gelmiştim. Yakup abi, isterseniz siz geçip şöyle oturun, değil mi? Tabii tabii. Buyurun lütfen, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Çay içer misiniz? Ay vallahi içerim, sağ olun. İki çay bize. Alo, söyle canım. Çınar, sana bir sürprizim var. Hemen çıkabilir misin? Ne oldu, ne sürprizi? Korkutma beni. Hay Allah, insan sürprizden korkar mı ya? İnsanın senin gibi bir sevgilisi olunca korkar tabii. Yok yok, merak etme, kötü bir şey yok. Ya hemen bize gelebilir misin? Sadece 15 dakikalığına, hadi. Tamam. Aslında ben Karadeniz yemeği bilmem. Ama çok güzel meze yaparım. Acılı ezme, haydari. Yani biz burada hep Karadeniz yemekleri yapıyorduk. Ama şimdi aksak gidince... Ya vallahi iyi olur. Eğer mezeleri siz yapacaksanız. Ama ben buraya gelemem, onu baştan söyleyeyim. Her gün taze taze yaparım mezeleri. Yollarsınız çocuğu, aldırırsınız. Aslında gelseydiniz iyi olurdu. Yani aramızda bir hanım olursa... Biz arkadaşlarla öyle düşünmüştük. Yok. Evde hastam var, gelemem. Ha. O zaman ben siz daha fazla mı? Yok yok, önemli değil. Ben jileti gönderip aldırırım. Heh. En azından şimdilik böyle bir deneyelim. Tamam, tamam. Böyle bir deneme süresi olsun. Yani her iki taraf için de. Tamam. Deneme süresi olsun. Tamam, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sence Yakup abi niye böyle gülüyor? Abi onu bilmem ama bu ağız kulakta olayı bayağı açtı Yakup abiyi. Çınar.
Çınar nasıl denk geldi anlatamam. Ne oldu, ne denk geldi ya? Ya gel hemen burada 5 dakika. Uzak değil, hadi gel. Dur, arabayı park et. Kalsın, gel. Ya nereye götürüyorsun söylesene. Burası işte. Dışarıdan fena görünmüyor değil mi? Hadi gel içeri gidelim. Dur. İşte burası. Nasıl oldu bu iş? Şans işte. Bugün geçerken baktım, kiralık yazıyor camda. Yani şimdi sen diyorsun ki... Evet, burada oturabiliriz. Hem eve 5 dakika. Çocuklar gık dese hemen koşabilirim. Tamam, badana ısısı falan biraz kötü ama... Ya bu gazla ben 2 günde hallederim badana işini. Bak, manzarası da var. Ne güzel değil mi? Cennet, cennet. Nasıl içim kararıyordu. O gün konuştuk ya, içimden. Ya şimdi bu işi çözemezsek? Ya benim keçi sevgilim tutturursa çocuklarım olmadan asla diye. Bak, ben her şeyi düşündüm bile. Buraya koltukları koyarız. Televizyonda şöyle. Ne dersin ha? Bir tek nikah kaldı. Nikahı da atlattık mı? Ne olacakmış nikahı atlatınca? Söyleyeyim mi? İster misin? Önce gelinliğini çıkaracağım. Sen ne utanmaz şeysin ya? Senden başka kimse yok ki burada. Senden mi çekineceğim? Yalnız değil miyiz? Yalnızız. Aslında nikahtan hemen sonra ne olacağını anlatmam gerekmiyor. Yaşamayı tercih ederim ama. Ama ne? Ama bir sene içinde senden ne istediğimi çok iyi biliyorum. Ne istiyormuşsun? Yani senin gibi saçları olan, melek yüzlü bir bebek. İlaçlar. Ay, çantamda onları yanıma aldım. Parayı cüzdana koydum. Koydum. Yemekleriniz dolapta. Buzlukta da balık var, çözdürürsünüz. Ya sen beni düşünme, daha ben kendimi doyuyorum ya. Babacığım. Hadi yolun açık olsun. Nadir abi, babayı oturtalım mı arabaya? Hadi aç kapıyı. Yavaş yavaş. Bak o kolunu, eh. Hadi reis. Hoppa, at bakayım kolunu oraya. Tut, çek, çek bacaklarını. Yavaş, yavaş, yavaş ha. Ha bu ne? Bırak ha. Sana emanet, sen de Allah'a emanet, tamam mı? Ben de zaten 2 güne kalmaz geldim. Nadir abi merak etme, ben seni yoldan ararım. Hadi yavaş git gel. Eyvallah. Baba. Nasıl oldu sen? Tahliye etmişler Mavi. Yani sen serbest misin artık? Evet. Ay inanmıyorum. İnanamıyorum. Nasıl oldu? Şey...
Avukatım tutuksuz yargılanmak için dilekçe vermişti. Onu kabul etmişler. Ayarlamış babam işte ya. Anlasana. Nasıl yani? Çocuklar. Mert, Kiraz, hadi siz odanıza gidip oynayın biraz, hadi. Azıcık daha dursaydık ya, hem dedemizi görmüş olurduk. Sonra. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya artık ben babasız yaşamak istemiyorum. Yetti artık ya. Ya ben de normal insanlar gibi bir babam olsun istiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya bari birkaç gün kalsaydın. Hiç olmazsa nikaha kadar. Ya anlatıyor ya adam işte. Kitabına uydurup tahliye etmişler. Her an içeri alabilirler. Bakın çocuklar, benim şu anda burada bulunmam bir kaza. Eğer hemen gitmezsem... Ömür boyu içeride yatarsın. Öyle görünüyor. Ya ben de seninle gelmek istiyorum ya. Ya beni de götür ne olursun. Ümit ne olur ağlama, içim parçalanıyor. Ya parçalansın ya, parçalansın artık, yeter ya. Daha kaç kere bırakacaksın bizi, kaç kere? Ya bizim işimiz her gün parçalanıyor. Bir kere de senin ikisi parçalansın ya. Ya Ümit'ciğim tamam, sakin ya, ol. Bırak ya. Nasıl anlatacağım bilemiyorum. Biz anlatırız. Alışır. Peki ne olacak şimdi? Birkaç saat sonra Almanya'da olacağım. Bismillah. Size yazarım. Mavi. Sana mutluluklar dilerim kızım. Sana biraz. Yok, istemiyorum baba. Lütfen. Bence bir an önce gitsen daha iyi olur. Peki. Üzgünüm. Sizleri çok seviyorum. Sakin bir gün değil mi? Aman öyle demeyin, hiç belli olmaz. 84 merkez, Armutlu bölgesinde 632 vakası. Vatandaşta pompalı tüfek var, tehlike arz ediyor. Ekiplerin dikkatine. 84-120. Olan yerinin çok yakınındayım, hemen hareket ediyorum. Tamam. Yaklaşmayın bana! Yaklaşmayın lan! Selma'yı getirin bana! Getirin onu bana! Selma'yı getirin! Selma'yı istiyorum ben! Arkadaşım yaklaşma.
Çekilin çocuklar. Beyefendi çekilin. Çekilin. Hemen ben alayım aşağıya. Bunu getirmezseniz herkesi vururum. Getirin onu bana. Kendimi de vururum sonra. Oğlum, yapma Allah aşkına yavrum, ne olursun. Neyiniz oluyor teyze, tanıyor musunuz? Oğlum, şahsız ya. Yaşlaştırıyordu babasının tümeyini kaptığı gibi. Tamam, sakin ol, şöyle şöyle. Tamam, bir sakin ol, önce bir konuşalım. Düşecek bir şey yok. Bir tek Selma var, anladın mı? Bir tek o var, getirin onu bana. Ya tamam da sen bu haldeyken nasıl çağıracağız bu Selma'yı buraya? Şöyle bir yıkayalım elini yüzünü. Bir kenara bırak. Bırakmam. Yaklaşmayın lütfen. Yaklaşmayın. Bırak şunu, bırak. Ver şunu. Bırak. Hep senin yüzünden Selma. Korkmayın. Yara derin değil. Tüfek saçıma doldurmuş. İyi misiniz? Korkmayın. Korkmuyorum. Şok geçiriyor galiba. Bayıldım. Bayıldım. Bitti. Kurtuldum. Nasıl yani? Anlayamadım. Nikah gelmeyecek misin? Ya ben böyle şeylerden sıkılıyorum Gülay. Şimdi ceketli, kravatlı bana göre değil yani. Ama nasıl olur? Mavi benim en yakın arkadaşım. Hem senin de arkadaşın. Yani bir kravat, ceket için yapılır mı bu bana Arsen? Sana bir şey yaptığım yok Gülay. Yani bu nikah olayı bana uymaz, onu söylüyorum. Nasıl yani? Sen şimdi bana bir şey mi demek istiyorsun? Yani ben nikah peşinde, koca peşinde koşan bir kız mıyım? Öyle mi sanıyorsun? Ağzımdan öyle bir şey çıkmadı ki yani. Değilsin tabii canım. Tamam Arsen, tamam. Şimdi kulağını aç, dinle beni. Ya bu nikah, kravatın ceketini giyer adam gibi gelirsin... ...ya da bundan sonra benim suratımı asla göremezsin. Elveda. Yani şimdilik. Gelsene bir buraya. Gelsene bir. Ümit, sana diyorum. Gelsene bir. Ay üf. Kalksana bir ayağa. Kalk. Dur bakayım. Ay bu sana çok yakışacak. Gel bir aynada bakalım. Gel. Bak. Vallahi millet gelin sen misin ben miyim anlamayacak. Üf abla ya. Gelinlik senin üzerinde olacak. Nasıl anlaşılmayacak ki? Ay dalga geçiyorum işte. Yüzüm biraz gülsün istiyorum. Aklım arkada kalmasın istiyorum. Tamam abla ya, kusura bakma. Dün akşam tutamadım kendimi. Nereye giderse gitsin. Umurumda değil artık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında benim de umurumda değil. Yeter ki sen iyi ol, mutlu ol. O bana yeter. Vallahi şaka yapmıyorum. Ay anacığım, sen gelin mi oldun? Ay sen de damat mı oldun? Vay vay vay, sen de çekmişsin lacileri. Evet. Güzel. Nereden çıktı abi bu? Senin takım elbisen var mıydı? Kızım biz de bir zamanlar evlendik ya. Üstelik kilo da almamışım ha çocuklar. Cart diye girdim pantolonun içine. Hayri abi de beyaz bir gömlek verecek buna. Tıraşta olacaksın değil mi? Bakalım yaparız bir şeyler, seni utandırmayız. Ulan vay be. Büyük gün geldi ha. Ulan duyduk duymadık demeyin. Yarın Aslı'nın nikahında hırsızlar polislerle buluşuyor. Sus abi sus. Ne alem adamsın ya. Gel kızım gel, biz yarın kızımla nasıl dans edeceğiz ha? Dat 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 dat. Anne!
Efendim canım. Baksana. Bunları giyeyim diyorum ya. Zaten bir iki kere giydim daha. Şimdi boşu boşuna masraf etmeyelim. Olur oğlum, çok güzel. Çok yakışıklı oldun. Pırıl pırıl parlıyorsun vallahi. Kimin oğluyum? Hı? Kim doğurdu beni? Ben bunları yarın bir ütülerim, jilet gibi olur. Çınar. Oğlum, senin mutluluğun benim mutluluğum, biliyorsun değil mi? Ama mutsuzluğun benim de mutsuzluğum. Mavi, farkındayım. Çok tatlı bir kız. Ama geçmişi... Anne, denedik. Ben de denedim, o da denedi. Belki 100 kez denedik. Bu işin üzerine sünger çekmeyi, ayrı kalmayı, ama olmuyor. Ayrı kalmıyoruz. Ayrı kaldığımız zaman hayat anlamsızlaşıyor. Nefes alamıyorum. Bir gün senin ağzından bir kız için bu sözleri duyacağım hiç aklıma gelmezdi, biliyor musun? Benim de günün birinde karşıma Mavi gibi bir kız çıkacağı hiç aklıma gelmezdi. Ne diyeyim, Allah mesut etsin oğlum. Ben senin hep yanındayım. Anneciğim, sağ ol. Hı, oldu böyle değil mi? Kravat nasıl? Çok güzel oldu. Mendil mi koyalım şuraya bir tane? Olur. Bittim ben. Bittim ben, mahvoldum ya. Mahvoldum. Ben şimdi bu nikaha gitmesem Gülay küsecek. Gitsem ben mahvoldum. Ya oradaki polislerden biri beni tanırsa ne olacak abi, ha? Sen takım elbise falan giyeceksin ya, merak etme. Kimse seni tanıyamaz oğlum. Yakup abi, Allah aşkına dalga geçme ya. Kendini benim yerime koy, bir düşün. Şimdi ben orada o komiserle böyle tokalaşacağım, el sıkışacağım, böyle tebrik edeceğim falan. Ya Arsen abi, bak işin başı psikoloji abicim. Sen ne diyorsun be? Psikoloji diyorum abi. Sende suçluluk psikolojisi var abi. Hem sen onun nikaha gitsen, o polisler seni orada tanısa ne olacak ki? Sen gideceksin oraya aslanlar gibi. Jilet! Konuşma bak, hıncımı senden alırım ha. Tamam ya, ne kızıyorsun? Biz de burada bilimsel gözlemler yapıyoruz herhalde, değil mi? Ne bilimseli be? Konuşma be, sus! Tamam, sustuk ya, Allah Allah. Kapat. Benim yaprak kapanmıyor. Ha, sana huysuzu gelmiş ondan. Ha. Ayol, aynı yaprak bak. Beceremiyorum demiyorsun da. Allah'a aç kalacak o Çınar evlenince, aç. Evi yakında tuttuk işte. Acıktıkça geliriz. Ha, bir de pişkinsin yani. Dur. Ama bak, böyle koymayacaksın Kiraz. Aksak. Aç. Efendim Aksak. Mavi. Nasılsın Mavi? Şimdi sen telaşlısındır ha. Yo. Her şeyi yoluna koyduk. Sen nasılsın? Gidiyormuşsun diye duyduk. Doğrudur. Ya Mavi, gitmeden önce seni bir göreyim. Uzun değil, sadece 5 dakika. Malum yarın benim nikaha gelmem uygun olmayacak. Ya bilemiyorum ki Aksak. Ben bir iki saate kadar yola çıkacağım Mavi. Gitmeden önce göreyim seni. Sahile gel, vedalaşalım. Sen gelsen de gelmesen de ben bekleyeceğim zaten ya. Ne istiyor? Ya gidiyormuş da 5 dakika buluşalım, vedalaşalım diyor. Ne yapacağım? Ya bilmiyorum ki abla. Onca senelik hukukumuz var. Ben de güle güle demek isterim tabii ama... Yakup Bey de dedi Aksak gidiyor diye. Babasını alıp deniz kenarında bir yerde ev tutacakmış. Oraya taşınacakmış yani. Thank you.
Geldin ha? Geldim. Yeni mi? Yeni. Bizim için. Yani babamla ikimiz için. Onu dolaştırırım oralarda bununla. Birer veda çayı içeriz değil mi? Seni ben alayım. İstanbul'a ilk geldim, ben burada öğrendim yüzmeyi. Daha o zaman pastanedeyiz. Gelirdik burada yüzerdik uçaklara, kaçardık dedi öğlen tatillerinde. Ha buradan kendimizi suya atardık. Ah hoş geldin. Merhaba. Çınar gelmiş. Vay Süpermen, ne haber? İyiyim. İyi misin? Sen halamın kocası mısın? Bu çocuklar valla. İnşallah. Yakında öyle olacak galiba. Mavi yok mu? Dışarı çıktı biraz. Gelir şimdi. Gelsene. Halan Aksakal bir görmeye gitti. Anlamadım. Hadi siz içeri girin Mert. Kiraz hadi yürü. Ne oluyor Fulya abla? Neredeler? Ya telaşlanacak bir şey yok. 5 dakikalığına sahile kadar indi. Gidiyormuş Aksak buralarda. Yani İstanbul'da. Veda etmek istedi. Mavi önce gitmek istemedi ama... Gitti. Ama gelir şimdi. Çınar! İyi olmuş çocuklara. Yakın ev tuttuğumuz. Onlar yalnız kalmamış olacaklar. Hı hı. Ben de senin için sevindim Aksak. Yani sizin için. Dursun amca iyi gelecek sıcak bir yerlere gitmek. Kemiklere sınacak adam. 10 dakika dedim, 10 dakika doldu. Hadi bırakayım seni. Yok, zahmet etme. Ben yürürüm. Ya hazırlıklar yormuş seni ha. Kendine dikkat et. Ya inat etme işte. Bırakayım evin köşesine kadar. Peki. Daha hızlı olur. Ya öyle acayip başım dönüyor ki. Havadan da bir atıyor bir kapıyor. Yok, öyle değil. Sanki böyle bir anda sarhoş olmuşum gibi. Neden kilitledin kapıları? Aksak ne oluyor? Aksak sen çenenin içine bir şey mi koydun? Aksak, aç şu kapıyı! Aksak, bu yaptığın deli değil. Ne
olur bırak beni. İndir şurada. Kimseye söylemeyeceğim, yemin ederim. Çok güzel bir yere götüreceğim seni. Hayır ya Aksa. Hayır ya, lütfen. Ne olur bırak beni. Koy başını Hüseyin'e. Thank you.
yolda. Umudun bittiği yerdeyim, gecenin en siyahında. Umudun bittiği yerdeyim, köşeyi dönsem ölüm, düz gitsem hayat, gölgeler içindeyim. Köşeyi dönsem ölüm, düz gitsem hayat, gölgeler içindeyim. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız.